yapılandırmacılık ve sosyal yapısalcılığın aile terapisi üzerindeki etkisi. İsa Özgür Özer Özet Günümüze kadar olan gelişim boyunca aile terapisi, iki büyük bilimsel hareket ve bu hareketlerin getirdiği üç farklı bakış açısından etkilenmiştir. Bunlar pozitivizm, yapılandırmacılık ve sosyal yapısalcılıktır. Bu makalede amaç bu üç bakış açısının aile terapisine etkilerini incelemektir. Bu amaçla pozitivist aile terapileri, yapılandırmacı aile terapileri ve sosyal yapısalcı aile terapilerinin insan doğasına bakış ve terapetik süreç bakımından epistemolojik karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuçta modern ya da postmodern aile terapilerinin hiçbirinin bir diğerinin üstünlüğünden söz edilemez. Ancak birbirini tamamlayıcı, geliştirici ve çeşitlendirici niteliklere sahip oldukları açıktır hem etkililiği kanıtlanmış nesnel müdahaleler kullanan aile terapilerine hem de ideal bir ailenin tek bir çeşidi olmadığını öne süren aile terapilerine aynı anda ihtiyacımız vardır. Anahtar kelimeler Aile terapisi, aile terapisinin gelişimi, pozitivizm, sosyal yapısalcılık, yapılandırmacılık. Aile terapisine diğer bireysel psikolojik danışma yaklaşımlarından ayıran birkaç unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlardan biri bireysel yaklaşımlardan farklı olarak sorunların intrapsizlik dinamiklerini aramaktansa kişiler arası dinamiklerine odaklamayı seçmesi olabilir. Böylece bireysel psikolojik danışma yaklaşımlarının özellikle de o dönemde hakim olan psikanaliz ve davranışçı ekoller nedensel bakış açısına karşı bir argüman olarak döngüsel nedenselliği sunmuştur. Aile terapilerinin yeni bir güç olarak ortaya çıkması ile birlikte müdahale, müdahale stratejileri de bireye değil bireyin ait olduğu sistemin içinde sorun yaratan döngüselliği değiştirme yönelik hale gelmiştir. Bütün ailenin tedavi edilmesiyle ilgili Ackerman tarafından 1937 yılında ilk makalenin yayınlanmasından 1950'li yıllara kadar bireysel psikoterapi ve biyomedikal tedavilerin etkililiğinin sorgulanmaya başlanması, şizofreni üzerine yapılan aile araştırmaları, çocuk rehberliği ve evlilik danışmanlığı hareketlere ve grup müdahalesiyle ilgili bulgular aile terapisi alanının yapı taşlarının atılmasını sağlamıştır. Araştırmadan uygulamaya doğru giden bu süreçte aile terapisinin gelişiminde farklı disiplinler ve öncüler eş zamanlı olarak rol oynadığından araştırmacılar 1950 yılları kapsayan 10 yılın aile terapisinin başlangıcı olarak kabul edilmesi konusunda hem fikirdir. Günümüze ki evrim boyunca aile terapisi epistemolojik açıdan 3 önemli evreden geçmiştir. Bilginin doğasını, kaynağını, doğruluğunu ve sınırlarını inceleyen bir felsefe dalı olan epistemoloji, Bateson tarafından paradigma kavramıyla eş anlamlı kullanılmıştır. Paradigma, bilim adamlarının gerçekliğini arama sürecinde bağlı kaldıkları kurallar, dayanaklar ve yöntemler içeren tutarlı bir inanç sistemidir. Bateson bunu biraz daha genişleterek sadece bilim adamlarının teori ve pratik çerçevesi değil, tüm bireylerin dünya hakkındaki bilgiye ve sonuca ulaşırken dayandıkları bir inanç sistemi olarak epistemoloji kelimesini kullanmıştır. Bu nedenle epistemoloji şemsiyeli bir terim olmasına karşın aile terapisi alanında spesifik birkaç dünya görüşünü ya da bilgi teorisini ifade etmek için kullanılmaktadır. Beck'e göre aile terapisi indirgemeci ve bireysel bakış açısından bütüncül ve ilişkisel bir bakış açısına doğru kayma başlatmasına karşın ortaya çıktığı ilk evrede modernizm ve onun ayrılmaz parçası pozitivist epistemolojinin etkisinden çıkamamıştır. 1970'li yılların ortasında bilim ve sanatta başlayan postmodern hareketler pozitivist epistemolojiye karşı çıkan yapılandırmacı bakış açısıyla birlikte aile terapisi alanını etkisi altına almaya başlamıştır. 1980'li yılların ortalarına kadar devam eden bu süreç yapılandırmacı epistemolojinin bir uzantısı olan sosyal yapısalcılığın yayılmaya başlamasıyla aile terapisi farklı bir postmodern görünümü bürünmüştür. Bu makalede modernizm ve onun pozitivist fikirlerinin etkisinden henüz çıkamamış aile terapisi ve devamında gelen postmodern epistemolojilerinin alanı nasıl etkilediğine dair inceleme gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı kaynaklı alan yazına bakıldığında aile terapisinin epistemolojik dönüşümlerini ve bu dönüşümlerin etkilerini ele alan makalelere rastlansa da yurt içi kaynaklı tek bir yayıma rastlanmıştır. O çalışmada Yıldız, Uçar, Baştemur, Dursun, Bilgin aile terapilerindeki dönüşümün nedenlerini ele almışlardır. Diğer yandan pozitivist, yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı aile terapilerinin insan doğasına nasıl baktıklarını, terapetik varsayımlarını, sorunlarını ele alış biçimlerini ve bunların karşılaştırmalarını ortaya koyan bir derlemeye rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın aile terapisindeki paradigma dönüşümüne ilişkin geniş bir pencere sunacağı, bu yönüyle de alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu beklentilere yönelik olarak incelenen pozitivist aile terapileri yapısal ve stratejik aile terapileridir. Yapılandırmacılık etkisindeki aile terapilerin örneği olarak Milan yaklaşımı seçilmiştir. Son olarak sosyal yapısalcı aile terapilerinin örnekleri içinde işbirlikçi dil sistemleri yaklaşımı, çözüm odaklı yaklaşım, öyküsel yaklaşım ve çift yönlü ayna modeli incelenmiştir. Modernizm etkisindeki aile terapisi. 19. yüzyıl sonlarına doğru Batı dünyasında başlayan aydınlanma hareketiyle birlikte doğru ve gerçeğin referansı olarak kilisenin değil, yalnızca rasyonalitenin ve bilimin temel alınabileceği yönünde akılcı, hümanist ve ilerlemeci bir hareket başlamıştır. Nihayet bu bilim yoluyla ulaşılabilecek, gözlemlenebilir, evrensel, nesnel ve herkes için doğru açıklamaların olduğu inancını doğurmuştur. Modernizm hareketiyle birlikte sanat ve doğa bilimlerine egemen olan bu pozitivist görüş psikoloji içinde kendini göstermiştir. Örneğin Freud'in psikanalizi kişiliğin yapılardan oluştuğu ve bu yapıların serbest çağrışım, rüya analizi ve transferans yoluyla gözlenebilir ve açığa çıkartılabilir olduğu varsayımına dayanmıştır. Benzer şekilde psikanalizden sonra ikinci güç haline gelen davranışçı psikolojinin temsilcilerinden Skinner, laboratuvar deneyleriyle insan davranışını açıklamalar getirmiş, gözleme dayalı titiz, bilimsel çalışmaların insan doğasının evrensel gerçekliğini ortaya çıkarabileceğini savunmuştur. Modern psikolojinin pozitivist epistemolojisinin aile terapisinin ilk evresinde de etkilenir sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Örneğin ilk aile terapilerinin görüşleri ve uygulamaları Weiner'ın iletişim ve kontrol bilimi olarak tanımladığı sibernetik veya Bertanoff'un önerdiği genel sistemler teorisinin kavramlarına dayanmıştır. Sibernetik başlangıçta basit ve karmaşık mekanik sistemleri kontrol etme bilimi olsa da Bateson ve Jackson gibi aile araştırmacıları ailelerin de sibernetik bir sistem olarak görülebileceğini belirtmiştir. Golden-Baker'a göre bu görüş, sosyal sistemlerin ve biyolojik sistemler gibi dışarıdan nesnel bir şekilde gözlemlenebileceğini ve o sistemlere ilişkin evrensel açıklamaların getirilebileceğini iddia eden pozitivist bir görüştür. Aile ilişkin bu mekanik biyolojik sistem bakışının dışında ilk aile teorisyenleri patoloji ve aile etkileşimi ilişkisini inceleyen araştırmalar yoluyla, Psikolojik bozukluklara neden olan aile etkileşim örüntülerini keşfetmeye, sağ, sağlıksız aile dinamiklerini ortaya koymaya ve sınıflamaya çalışmıştır. Bateson, Jackson'ın da belirttiği gibi bu çabalar etkisiz ebeveynlik ya da katı sınırlar gibi bir ailenin yapısal özelliklerinin nesnel olarak tanımlanabileceği iddiasına yani pozitivist epistemolojiye dayanmaktadır. 1970'li yılların ortalarına kadar görünen İlk aile terapisi uygulamalarında yapılan model ve stratejik modeller davranış üzerine odaklanmış pozitivist epistemolojiden temel alan aile terapisi örnekleridir. Bu epistemolojinin modellerinin insan doğası görüşüne, terapötik süreçlerine kullandıkları tekniklere nasıl yansıdığı aşağıda incelenmiştir. İnsan doğasına bakış Aile terapisinin sibernetik bilimi ve genel sistemler teorisinin temel önermelerine dayanarak gelişen ilk modellerine göre ailelerin organizasyonu ve işleyişi biyolojik sistemlerle benzerdir. Örneğin bir vücut dengede kalabilmek için İç kulak, kaslar, omerilik ve beyin gibi alt sistemlerin ahenkli ve düzen içinde etkileşim kurmasına ihtiyaç duyar. Bu alt sistemlerin geri bildirim ve iletişim yoluyla vücut sistemini düzenlemesi ve dengede tutması gibi aile bireylerinin de etkileşim örüntüleri yoluyla aileyi organize ettiği, bu düzenin istikrarı için de alışılageldik etkileşimleri bir kurala dönüştürdüğü varsayılmıştır. Ailede oluşturulan bu açık veya gizil kuralların aileyi dengede tuttuğunu belirten Jackson, ailelerin de canlı organizmalar gibi homoestetik bir eğilim gösterdiğini, kurallarının sistemin üyelerinin ki bu üye kimi zaman septomatik üye de olabilir ya da yapısının değişimine karşı dirençli olduğunu iddia etmiştir. İşlevselci bakış açısıyla birlikte aile homostası, ailede oluşan patolojiyi açıklamada başvurulan bir dayanak olmuştur. Örneğin Michael'ın anne ve babanın sık sık tartıştığı ebeveyn ve eş alt sisteminin dengesinin bu nedenle bozulduğu ailelerde çocukların çoğunlukla bilinçsiz olarak davranış bozukluğu gösterebileceği, bu sayede anne ve babanın tartışmaları dinerse de bunun artık bir kural olacağını ve çocuğun patolojisinin ailenin dengesine hizmet edeceğini ifade etmiştir. Stratejik aile terapisinin problemli davranış görüşü de bununla paraleldir. Budin'in belirttiği gibi, stratejik modeller sorunlu davranışın nedeninden çok o davranışın sürmesine neden olan aile iç etkileşimlere odaklanır ve sorunlu davranışı diğer aile üyelerinin hangi etkileşimlerinin sürdürüyor olabileceğini inceler. Bu tutum ailenin tümünün eşit düzeyde sistematik sayıldığı yapısal modelle paralellik gösterir. Yapısal ve stratejik modellerin başka bir benzerliği sorunlu davranışları aile yaşam döngüsündeki gelişimin yarattığı değişim baskısı ile ilişkilendirmeleridir. Halley'in tanımladığı bu gelişim sırasıyla flört dönemi, evlilik, bebeğin doğması ve büyütme süreci, evliliğin ortaları çocuğun evden ayrılması, yaşlılık ve emekliliktir. Benzer şekilde Duval'ın ailelerin sırasıyla çocuksuz çift, çocuklu aile, çocuk çağı aile, okul çağı ailesi, ergen çocuklu aile, yerleştirme yeri olarak aile, orta yaşta ana babalar ve aile üyelerinin yaşlanması dediği 8 evreden geçtiğini belirtmiştir. Yapısal ve stratejik her iki modelde sağlıklı ailelerin kuşaklar arası hiyerarşilerini belirgin, sınırları çok katı ya da çok gevşek olmayan, değişim zamanlarında kurallarını ve rutinlerini dönüştürülebilecek esneklikte sorunları yönetip çözebilen aileler olduğunu iddia etmiştir. Aile terapisinin ilk evresinin aile görüşleri hakkında örnekler sunan yukarıdaki açıklamalar ilk modellerin pozitivist epistemoloji ile ilişkisinde göstermektedir. Öncelikle aileye biyolojik, mekanistik bir bakış açısıyla yaklaşması ve klinik araştırmaya dayalı sonuçların nesnel gerçekler olarak sunulması bunu desteklemektedir. Diğer yandan ailedeki sorunlu etkileşim örüntüleri ya da septumunun oluşumunu açıklarken modern psikolojinin işlevselci görüşüne dayanılması ve davranışa odaklanılması yine pozitivist epistemolojiyi işaret etmektedir. Halin aile yaşam döngüsünün herhangi bir ailenin gelişimini normlara sığdırmaya çalıştığı açıktır. Hem yapısal hem de stratejik modellerin ideal ve doğru bir aile çizme ve bu aile dışında kalan aileleri patolojik veya risk grubunda görmesi, aileler için uygun hiyerarşiler, hiyerarşilerin ve sınırların önerilmesi, yakınlık ve uzaklığın ne kadar olması gerektiği ile ilgili bütün varsayımlar bütün modernist bilimin etkisine çıkamamış aile terapisini yansıtmaktadır. Terapotik süreç, yöntem ve teknikler. Pozitivist epistemolojinin aile terapisinin ilk evresindeki en güçlü ürünü belki de terapistin bilgisine yaptığı vurgudur. Terapistler gözlenen aile sistemine katılmadan dışarıdan bakabilen, baktığı şeye ilişkin nesnel açıklamalar getirebilen ve sistemi programlayabilen bilir kişilerdir. Örneğin, Wacken ve Riskin, henüz septomatik çocuğu görmeden sadece anne babasını görüşme kayıtlarına dayanarak çocuktaki davranış probleminin ne olabileceğini tahmin edebildiğini hatta daha ileri giderek bir çiftin evlilik hikayesini dinledikten sonra o çiftin olası bir erken çocuk erken çocuğunda nasıl bir psikolojik bozukluk olacağını kendinden emin bir şekilde tahmin edeceğini belirtmiştir. Sonuçta yapısal ve stratejik aile terapistleri Patolojiyi reddetmemekte sadece patolojinin biyolojik ve intrapsysik etiyolojisini reddetmektedir. Nesnelliğin mümkün olduğu ima eden bu pozitivist bakış açısına göre yapısal ve stratejik terapistler patolojinin bir ailenin yapısını, sınırlarını, kurallarını, alt sistemlerini ve etkileşim örüntülerini tanıyabilen, ailenin patolojik durumundan çıkması için gerekli terapötik bilgiye sahip olan uzmanlardır. Tolstoy şöyle demiştir: bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ancak her mutsuz aile kendine özgü mutsuzdur. Mutlu bir ailenin tipik özelliklerinin ne olduğuna ilişkin bu görüşe benzer düşüncelerle birlikte terapistin bilgisinin nesnelliğine karşı güçlü, güven, terapistin rolünü aktif, yönlendirici, otoriter bir hale bürümüştür. Böylece Terapotik süreç ailelerin kendileri için neyin iyi olacağına dair terapist tarafından çizilen patikayı izlediği bir yolculuk olmuştur. Örneğin yapısal aile terapisi uygulayanlar bir ailenin nesnel yapısal özellikleri olduğunu varsayarak ailedeki kuralların, sınırların, hiyerarşinin, alt sistemlerin haritasını çıkarıp neyin düzeltilmesi gerektiğine karar verirler. Ailenin liderleri ve aile büyüğü rolü üstlenerek ailenin yeni yaşam evresine nasıl uyum sağlayacağını, yeni sınırlarını, yeni kurallarını ve organizasyonunu planlar aileye yöneltir. Aile terapistin yol haritasını ilerleme kaydettikçe ailenin yapısı değişmeye, yapısı değiştikçe de semptomlar ortadan kalkmaya başlar. Bu açıkça aileler için belirlenmiş evrensel varsayımların ailelerin iyileşmesi için kullanıldığı pozitivist bir tutum yansıtmaktadır. Benzer şekilde aile organizasyonuna önem veren stratejistler ayrıca ailedeki sorunlu davranış neden olan etkisiz davranışları sorunu ortadan kaldıracak olan davranışlarla değiştirmeye çalışan davranışçı bir perspektif alırlar. Hangi davranışların aileyi terapötik amacı götürebileceğini bilmek terapistin görevidir. Bu nedenle terapötik süreç içinde terapist aktif, yönlendireceği, direktif veren, davranışsal reçeteler hazırlayan, değişimden sorumlu bir uzman rolündedir. Ailelere sorunları hakkında içgörü kazanmaları ya da algılarını değiştirmekle ilgilenmez, açık septomatik davranışın ve patolojik etkileşimin değişimiyle ilgilenir. Sonuçta her iki modelin de teori ve pratiğinde uzmanı, bilimsel, objektif ve nesnel terapiye gelen aileyi ise patolojik, işlevsiz ve septomatik gören pozitivist epistemolojiye yatmaktadır. Aile terapisi gelişim gösterdikçe kiliseye karşı ortaya çıkan modernizm gibi bu kez de modernizme karşı gelişen yeni bir paradigma aile terapisini etkilemeye başlamıştır. Söz konusu bu yeni paradigma postmodernizmdir. Aşağıda postmodernist paradigmanın aile terapilerini etkilerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Postmodernizm etkisindeki aile terapisi İnsanlığı dogmatizm ve bilgisizlikten kurtarma vaadiyle gelen modernizm 1970'li yıllara gelindiğinde arkasına savaşlar, buhranlar, soykırım, çevre kirliliği, eşitsizlik, ırkçılık, adaletsizlik gibi sorunlarla da bırakmıştır. Mevcut bağlam modernizmin gerçeklerini sorgulanmaya başlaması için zemin oluşturmuş, batı dünyasına modernist değerlere karşı çıkan postmodernizm sanat, siyaset, bilim ve gündelik yaşama yeni söylemler getirmeye başlamıştır. Akıl sağlığı uygulamaları da bundan etkilenmiş, geleneksel tedavi, tanı ve hasta haklarının ilişkin eleştirileri geliştirmiştir. Bunlardan belki de en etkili olanı Amerika'yı kendi akıl sağlığı uygulamalarını incelemek zorunda bırakmasıyla Rosen'ın Delilerin Arasında Akıllı Olmak adlı makalesidir. Bu makalede Rosen'ın medikal akıl sağlığı tanı kriterlerinin hasta olan ve olmayanları ayırmada yetersiz olduğunu açık bir şekilde kanıtlamıştır. Bununla birlikte aynı dönemlerde ortaya çıkan hippi, cinsel devrim, feminizm, gay hakları, ekoloji hareketleri gibi çoğulcu hareketler evrensel geçerliliği olan doğruların sarsılmasını sağlamış, çoklu doğruların aynı anda mümkün olabileceği yönünde eğilim başlatmış, aile terapisinin paradigmasını değiştirmiştir. Değişen paradigma ile beraber aile terapisi içinde periyodik olarak Önce yapılandırmacı daha sonra onun uzantısı olan sosyal yapısal epistemolojilere doğru bir yönelim ortaya çıkmıştır. Nesnel olarak algılanabilecek evrensel bir gerçekliğin olduğunu reddeden bu iki iki epistemolojiden yapılandırmacılık algılarımızın sınırlı sinir sistemimiz tarafından fitrelenmiş olduğu ve bu nedenle evrensel bir gerçek olsa bile bu gerçeği algılamanın mümkün olmadığı iddiasındadır. Maturana ve Varela'ya göre gerçeği algılayamaz, algılayabildiğimizi gerçek ilan eder, böylece gerçeği inşa ederiz. O halde gerçeklik ancak öznel deneyimlerdir. Bu durum doğal olarak aile terapisinde her ailenin ve üyelerinin öznel gerçekliklerine değer verildiği, terapistin nesnellikten gelen otoritesini sarsılarak işbirlikçi olmaya dönüştüğü fikir ve uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Milena de bu bağlamda yapılandırmacı aile terapilerinin öncüsü olmuştur. Yapılandırmacı yaklaşımın bir uzantısı olarak nesnelliğe karşı çıkmasının yanında sosyal yapısalcı epistemoloji bilginin toplumdan izole bir şekilde öznel insan deneyimleriyle inşa edilmediği toplumsal ve kültürel olarak sosyalleşme sonucu dil aracılığıyla inşa edildiğini iddia etmektedir. Bu yönüyle sosyal yapısalcılık dilin gerçeğin temsili olmaktan çok gerçeğe inşa eden bir olgu olarak görülmesini ve odağın bireysel bilişten toplumsal bilişe doğru kaymasını sağlamıştır. Yapılandırmacılık ve sosyal yapısalcılık özellikle 1980'li yıllarda aile terapisini, sorunları, kavramsallaştırmayı, danışan terapist ilişkisini, terapötik süreci ve terapistin uzmanlığını yeniden incelemeye davet etmiştir. Müdahale hedefini ailelerle sınırlandırmayan Bireyler, çiftler ve gruplar için uygun terapötik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tom Anderson'ın yansıtma takımı, Anderson ve Goalen'ın işbirlikçi yaklaşımı, Berg ve DiSharon'ın çözüm odaklı yaklaşımı, White'ın öyküsel yaklaşımı bu yaklaşımlara örnektir. Aşağıda öncelikle yapılandırmacı, ardından sosyal yapısalcı epistemojilerin aile terapisi yaklaşımlarının ter ve pratiğini nasıl etkilediğini sırayla ele alınmıştır yapılandırmacılık ve aile terapisi üzerindeki etkileri. İnsan doğasına bakış Hatırlanacağı üzere modernizm etkisindeki aile terapisi, aile doğasını açıklamada genel sistemler teorisinin varsayımlarına ve birinci dereceden sibernetik bir görüşe dayanmaktadır. Buna göre aileler dış bir gözlemci tarafından nesnel olarak gözlemlenebilen ve dışarıdan müdahale edilebilen bilgi içeren geri bildirim döngüleri yoluyla kendini düzenleyerek homeostazını koruyan yaşayan makineler gibi algılanmıştır. Postmodern yıllarda ortaya çıkan muhalif araştırmalar ise aile terapisi alanını ikinci derecede sibernetik bir epistemolojiye yapılandırmacılığa yöneltmiştir. Hoffman'a göre bu yeni epistemolojinin gerçeklikten kastı bireyin biyolojik bilişsel süreçleri yoluyla üretilmiş olan içsel referanslarıdır. Bu bakımdan gerçeklik asla nesnel olamaz. Sadece öznel, çoklu gerçekliklerden söz etmek mümkündür. Gerçekliğin öznel inşasını vurgulayan yapılandırmacı fikirler, pozitivist epistemolojiden türeyen aile varsayımları üzerine dikkate değer bir değişim yaratmıştır. İlk olarak sağlıklı, ideal bir ailenin özelliklerini tanımlamaktan kaçınılmış, bir ailenin hiyerarşik yapısının, sınırlarının, yaşam döngüsünün ve etkileşimlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili on kabullerden uzaklaşılmıştır. Buna göre sağlıklı aileler hakkında görüşler terapistlerin algılarıyla sınırlı öznel gerçekler olarak görülmüştür. Sağlıklı aileyi tayin eden nesnel açıklamalarının mümkün olmadığı görüşü patolojinin reddedilmesiyle beraberine getirmiştir. İşyevsiz aile yapısı ya da etkileşimleri ve patolojik üye ya da aile gibi aileyi veya aile üyelerini etkileyen yargılar bırakılmaya başlanmıştır. Yapılandırmacı fikirlere göre ailelerin sorunları onların işlevsel olmayan özelliklerine kaynaklanmaz. Aile yaşamının getirdiği zorluklar ailenin işlevsel, işlevsel, işlevsizliği ile değil aile olgusunun doğası ile ilgili kaçınılmaz sonuçlardır ve aile gelişimin parçasıdır. Kimi ailelerde üyelerin bu zorluklara ilişkin kendilerine özgü gerçeklikleri bu zorlukların üstesinden gelmeleri engellense de bu aileleri patolojik görmek söz konusu değildir. Aileler zorluklar hakkında da yararlı ve etkili düşünme yolları, bakış açıları bulabildikçe bu zorlukların üstesinden gelebilecektir. Örneğin ailenin babasının şehir dışına gelen bir iş teklifini kabul edip ailesinden uzakta yaşamaya başlamasının ardından ailede yaşanabilecek olası sıkıntılar aile üyelerinin bu olguyu nasıl ele aldıklarıyla ilgilidir. Evin en küçük çocuğu terk edilmişlik düşüncelerine, anne de sorumluluk düşüncelerine ya da başka öznel gerçeklere kapılabilir. Bu aile mevcut durumla etkili şekilde başa çıkmalarını sağlayacak düşünme şekilleri bulabilirse yaşanan zorluklar sıkıntılara dönüşmeyecektir. Öyle ki bu düşünme şeklinin bir reçetesi yoktur. Sadece daha yararlı olabilecek ya da daha yararsız olabilecek öznel gerçeklikler vardır. Ve bunların yararları sadece o an, o bağlamda, o aile üyeleri ve o zorluk için geçerlidir. Dalyans'a göre aileler bilgi içeren geri bildirimlere tepki vererek basitçe birbirine davranmaz, aynı zamanda kendileri diğerleri ve diğerleriyle olan iletişimleri hakkında düşünürler. Bu nedenle ailede görülen bu semptom da homeostaza ezmet eden aile işlevsizliğine karşı bir tepki değildir. Sorun deneyimlerde değil, deneyimleri yüklenen anlamlar ve onlar hakkındaki çıkarımlardır. Özetle yapılandırmacı epistemoloji aile terapisi alanına aile üyelerinin etkileşiminin öznel gerçeklikler üzerindeki etkisini arka plana atmadan içsel referansa değer veren bir konuma getirmiştir. Diğer yandan Ailedeki o sorunların aile içindeki yaratıldığını ima eden yapılandırmacı fikirler, aile ve üyelerin gerçekliklerini etkileyebilecek daha geniş bağlamları göz ardı ettiği düşüncesiyle eleştirilmiş, kendinin bir uzantısı olan sosyal yapısalcı fikirlerle genişletilmiştir. Terapotik süreç, yöntem ve teknikler Yapılandırmacı epistemolojinin terapi odasını nasıl etkilediğini anlamak için Milan grubunun ikiye ayrılmasına takiben ortaya çıkan değişimler izlenebilir. Bunlardan biri terapistin direktif veren, manipülatif ve otoriter bir pozisyondan daha eşitlikçi, işbirlikçi ve öznel pozisyona geçmesidir. Bunun nedeni terapistin artık aileyi nesnel bir göze bakan dış gözlemci olduğunun değil, kendi öznel gerçekliğiyle sisteme kapılıp değişmesi gereken şeyin parçası haline geldiğini düşünülmesidir. Bu bakımdan terapi, terapistin ve ailenin terapi odasına getirdikleri öznel gerçekliklerin etkileşimin ürünüdür. Boskola da bu nedenle aile üyelerinin birbiri arasındaki etkileşimleri incelemenin yanında terapist aile bağlamı içinde geri bildirim döngüleri geliştirmeye daha fazla önem vermiştir. Ayrıca terapistin sistemin öznel bir parçası olarak görülmeye başlaması terapi takımları ve canlı süpervizyon gibi yenilikçi adımları getirmiştir. Terapist aile sistemi içinde hiç kimsenin nesnel bir gerçeklik görmediği düşünüldüğünden terapiste dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin fikirleri, inançları ve algılarının aynı ölçüde ayrıcalık kılınmasına önem verilmiştir. Bu da bir şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışmaktan çok üyelerin bir şeylere nasıl baktıklarını ortaya çıkaracak fikirlerini, inançlarını ve algılarını paylaşabilecekleri terapötik bir ortam yaratma gayretini getirmiştir. Bu amaçla döngüsel sorgulama ve hipotezler oluşturmanın merkeze alındığı tarafsız ancak meraklı bir yönelim, yapılandırmacı terapotik sürecin köşe taşları olmuştur. Böylece üyelerin kendilerine, birbirlere ve birbirleriyle olan etkileşimler hakkında yeni bilgiler keşfetmesi ve bu keşiflerin de sorunu etkili şekilde ele almalarında rol oynayacak yeni bir bakış açısını kolaylaştırması sağlanmıştır. Hoffman'ı İlk aile terapisi modellerinin kendilerine özgü teknikler kullanılarak aileleri değiştirebilecekleri varsayımına dayandıklarını belirtmiştir. Diğer yandan, yapılandırmacı aile terapilerine göre ailelerden izole şekilde oluşturulmuş teknik veya modellere bağlı kalmak terapistin kendi gerçekliğini sıkı sıkıya tutununu gösterir. Oysa terapistler bir gerçeklikte sıkışıp kalmamayı denemeli, aileleri de bunu yapmaya teşvik edebilmelidir. Yapılandırmacı perspektiften bakan aile terapileri değişimin doğasına ilişkin görüşler bakımından da ilk modellerden ayrılmaya başlamıştır. Örneğin Palazula Simon'la olan görüşmesine bir terapistin başkalarına yardım etme arzusuyla yanıp tutuşmasının o terapist için tehlikeli olacağını belirtmiştir. Bu görüş yapılandırmacı aile terapilerindeki değişim beklentisini de açıklamaktadır. Öyle ki terapinin amacı ailenin yapısını, stratejisini, etkileşimlerini değiştirmek ya da septumunu ortadan kaldırmak değildir. Çünkü terapistin rolü değişimi yaratmak yerine aileyle birlikte değişim fırsatı yaratmak ve ailenin kendi kendini değiştirmesini teşvik etmektir. Hoffman bu rolü onlara bir tümsek verin sonra nasıl atladıklarını izleyin sözleriyle özetlemektedir. Böyle bir yaklaşımda aile spesifik ve normatif hedeflere yönlendirilmez sonlandırmada ortaya çıkacak ailenin neye benzeyeceği belirsizdir. Bu nedenle aile bir takım normlara uyuşmayacak şekilde kendini organize etme özgürlüğüne sahiptir. Sadece mutsuz aileler değil mutlu aileler de birbirine benzememektedir. Yapılandırmacı epistemolojiye dayalı aile terapisi sağlıklı ya da işlevsel aile ile ilgili ön kabullerde bulunmaktan kaçınsa da bir ailenin farklı gerçeklikleri tartışabilecek, yeni gerçeklikler inşa edebilecek, uyum, uyum içinde yeniden organize olabilecek potansiyele sahip olduğu varsayımıyla o aileyi kendi yaşamlarının uzmanı olarak ilan etmiştir. Bu uzmanların yeterliliklerini ortaya koymak için uygun ortamın başlıca özellikleri ise tarafsızlık, döngüsellik ve hipotezler oluşturmadır. Cetin'e göre tarafsızlığın yönlerinden biri aile üyelerinin birbiri arasındaki eşitlik ve biricikliği sağlamak, onların gerçeğine karşı çıkmadan kabul edebilmek ve meraklı bir tutumla keşfin sürdürülmesidir. Diğer yönü ise terapistin uzmanlığından gelen bilgisini aile üyelerine sahip olduğu bilgilerden daha üstün tutulması. Bu sayede sadece aile üyelerinin birbiri arasında değil Aile üyeleriyle kendisi arasında da gerçek bir eşitlik oluşturmasıdır. Yapılandırmacı epistemoloji aile terapisinin odağındaki nesnellikten öznelliğe, davranışsallıktan düşünselliğe kaydırmıştır. Çünkü Hofmann'a göre aileler terapiye ailede olan bitenlerle değil, olan bitenlerin algılamalarıyla gelirler. Yani sorun olan şey gerçeğin kendisi değil, aile üyelerinin hipotezleridir. Bu bakımdan aileyi değişime teşvik eden şey doğru ya da yanlış olduğu yargısında bulunmadan yararlılık gözetilerek oluşturulan hipotezlerdir. Burbatti ve Fermentü'ye göre bunların hiçbiri gerçeği keşfetmeyi amaçlamaz. Ancak aile üyelerini kendi yaşamları üzerine birbiri ve terapistle işbirliği yaparak düşünmeye başlatma beklentisiyle öne sürülen öznel bakış açılarıdır. Palozzelli ve diğerlerinin belirttiği gibi bu hipotezler terapistin sorularını şekillendirmeye, ailenin bu sorulara verdiği tepkiler yeni hipotezlerin oluşmasına ve nihayet bu yeni hipotezlerde inanç sistemini dönüştürmeye hizmet eden başka sorunlar oluşmasına yarar. Kenny'ye göre bu döngüsellik içinde terapist, ailenin gerçekliğinin bir dönüşümü olarak hipotezler inşa ettiğinde aile üyeleri bu dönüşümün dönüşümünü inşa eder ve böyle devam eder. Bu döngünün kırılması ailelerin sorunlarını algılamalarının daha etkili yollarını keşfettikleri bir fikirler ekolojisini girdiğini işaretidir. Sonuç olarak yapılandırmacı epistemoloji gerçeği bilmekle ilgilenen pozitivist epistemolojiden farklı olarak gerçeğin olsa olsa inanılacak bir olgu olduğunu vurgulamasıyla aile terapisinin teori ve pratiği için radikal değişimler getirmiştir. Kosmoden aile terapileri, patolojik ve işlevsiz aile, terapistin uzmanlığı, terapistin rolü, değişimin doğası, terapotik amaçlar ve kullanılan yöntemler bakımından modern aile terapilerinden ayrılmıştır. 1970'li ve 1980'li yıllarda popülerliğini sürdüren yapılandırmacılık, 80'li yılların sonlarında bu popülerliğini sosyal yapısalcı epistemolojiye bırakmıştır. Sosyal Yapısalcılık ve Aile Terapisi Üzerindeki Etkileri İnsan doğasına bakış Yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı epistemolojilerin her ikisi de bilmenin doğasına ilişkin nesnerliği vurgulayan pozitivist epistemolojiye karşı çıkarak öznerliği vurgulamaları bakımına benzeşirler. Bir yandan sosyal yapısalcılık öznerliğin fanusta yaşayan insanlar tarafından değil başka insanlarla sosyal, kültürel ve tarihsel yapılarla dil aracılığıyla alışveriş yapan insanlar tarafından inşa edildiğini vurgular. Hoffman'a göre nesnel gerçeklik değil herhangi bir sosyal kültürel bağlama özgü olarak üzerine uzlaşılmış olan sosyal inşalar gerçeklikler vardır. Bu inşalar konuşmada yaratılan nesnellik ve doğruluktan çok fikir birliğini içeren anlatılardır. Bu varsayımla sosyal yapısalcılık yapılandırmacılığın aile terapisi alanına katkılarını ek olarak dilsel farkındalık ve gerçeğin toplumsal yaratımına duyarlılık gibi yenilikler getirmiştir. Gerçeğin toplumsal olarak inşa edildiğini öne süren Foltrold, Walt ve Epson gibi sosyal yapısalcılar toplumdaki bazı grupların diğerlerini kendine uydurma gücüne sahip oldukları için söylemlerinin baskınlaşabileceğini değinmişlerdir. Sonuçta bu güce sahip olmayanlar için bu tür söylemler gücün derecesine bağlı olarak nesnel hakikatlere dönüşecektir. İnsanlar doktor, eğitimci, politikacı, din adamı ya da psikoterapist gibi bilir kişilerin icat ettiği standartlara göre akıl sağlıklarını, kişiliklerini, başarılarını, vücutlarını ve diğer tüm deneyimlerini yargılarlar. Bir örnek vermek gerekirse bir kişi kendini depresyonda olarak tanımlayabilir. Bu kişi aynı zamanda psikiyatri biliminin depresyon ölçülerine tıpa 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 tıp uyuyor da olabilir. Ancak bir sosyal yapısalcı depresyon ve onun ölçütlerinin objektif bir gerçeklikten çok gücü elinde bulunduran bilim insanlarının konuşma yoluyla vardığı bir konsensüs olduğunu hatırlatır. Sosyal yapısalcı aile terapileri bir ailenin gelişiminin nasıl olması gerektiği, idealde de hatalı aile yapıları, aile etkileşimleri, aile dinamikleri, aile özellikleri veya davranış bozuklukları ve onların gelişimi hakkında konuşmaktan kaçınmıştır. Çünkü bunlar hakkında varsayımlar üretmenin etiketleme, sınıflama ve sınırlamadan başka bir şeye hizmet etmediği düşünülmeye başlamıştır. Tıpkı yumurtaları sepete koymak gibi düşmemeleri için sepetin tutulması gerekir. Ancak sepeti tutmak yumurtaları sepetten çıkarmaz. Bununla paralel olarak sosyal yapısalcılık bir kişi ya da ailenin sorunlu olduğu ya da sorunlara sahip olduğu düşünmekle sorunlarla mücadele ediyor olduğunu düşünmek arasında ayrım yapmanın yolunu açmıştır. Aileler kaçınılmaz olarak sorunlarla mücadele eder. Kimisi bu sorunları terapiye getirir ancak onların hiçbir sorunu değildir. Sosyal yapısal epistemoloji ile bezenmiş olan feminist hareket, cinsiyetçi söylemlerin eşitsizlikleri inşa ettiği ve desteklediğini işaret etmenin yanında, ailelerde yaşanan sorunların basitçe kişisel veya aileye özgü olmak yerine bu sorunların toplumsal olduklarını göstermede etkili olmuştur. Örneğin ev hanımı, kız isteme, baba ocağı, anne kucağı, daha nice dinsel yapı, eşitsizlikle elintili sorunları desteklemeyi hizmet etmektedir. Bugün bile kadınların ev ve çocuk bakımında erkeklerden daha fazla sorumlu kalmaları, doğanın onlar adına yaptığı ya da kendi kendilerine yaptıkları tercihler değil, yuvayı dişi kuş yapar gibi atasözlerinin olduğu toplumların baskın söylemlerini yönlendirdiği tercihlerdir. Buna paralel olarak Hayr ve Mustin, Goldener gibi feministler aile terapisinde sık sık karşılaşabilecek aile çeşitleti toplumdan sapma olarak değil toplum normunun cinsiyetle ilgili baskın söylemlerinin uçlarda gezen bir yansıması olarak ele almış ve bununla mücadelenin toplumsal boyutta olmasını önermişlerdir. Çünkü Miller'ın dediği gibi baskın bir söylem cinsel yakınlık gibi en kişisel deneyimleri bile şekillendirebilmektedir. Örneğin Türk toplumlarında annelerin cinsel açıdan çekici olması beklenmez. Anneliğin cinsel çekicilikten uzak, kutsal bir görev olarak olduğu yönünde baskın söylemlerin olduğu böyle bir toplumda ilk çocuğun doğumu itibariyle cinsel işlev sorunları baş gösterebilir. Sosyal yapısalcı etkilerle postmodern aile terapileri aile sorunlarının neden ortaya çıktığını açıklamaya girişmemeleriyle nesnel bir açıklamanın ve tek bir doğrunun mümkün olmayacağını inandıklarından dolayı kendilerinden önceki bireysel ve sistemik terapilerden ayrılmaya başlamıştır. Bunun yerine onlar feminizmin cinsiyetçi söylemler ve eşitsizlik arasında gösterdiği ilişkiye benzer şekilde sorun odaklı konuşmak ve sorun arasındaki ilişkiye dikkat çekmeyi tercih etmiştir. White'ın belirttiği gibi ailelerin birbirini ve kendilerine biri ve kendileri hakkında anlattıkları hikayeler ve söylemler onların deneyimini yansıtmaktan çok deneyimin kendine dönüşebilir. Elbette bu hikayelerin yaratım kaynağı tek başına birey değildir. Sosyal yapısalcılara göre toplum arzu edildiğine veya ettiğimizi inandığımız şeyleri biçimlendirebilir. Örneğin her kadın anne, anne olmak ister ya da kişilik gelişiminde çocukluk çok önemlidir gibi söylemler anne olma ya da çocuk yetiştirmekle ilgili tutumları etkileyebilir. Son olarak sosyal yapısalcılıkla birlikte ailelerin kendi hayatları hakkında hayat değiştiren konuşmalar yapma, yeteneklerine, başarılarına ve güçlü yönlerine güvenilmeye başlanmıştır. Aileler kendi yaşamlarının, zorluklarının ve çözümlerinin uzmanları olarak görülmeye gidilmiştir. Sistemik bakış açısıyla birlikte zaten intrapsizcik olarak görülmemeye başlanan sorunlar sosyal yapısalcılıkla birlikte ilişkisel olarak da görülmemeye politik bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Ailelerin sorunlar yoluyla koruduğu veya dengelediği düşüncesi ana akım dergilerinden kalkmaya başlamış ve aileler olumlu bir farkındalıkla ele alınmaya başlamıştır. Terapotik süreç Yöntem ve teknikler Sosyal yapısalcı aile terapisi yapılandırmacı gelenin kalandırdığı terapotik tutumu sürdürmeye devam etmiştir. Tanı, teşhis ve etkilemenin hiçbir türlüsüne yer verilmemiş, empatik anlayış ve işbirlikçi tutum, teknik ve değerlendirmeden üstün tutulmuş, her bireyin biricikliği onaylanmıştır. Elbette ki bu nesnellik denen şeyin sosyal inşa olarak görülmesinin ve terapistin uzmanlık bilgisini de kapsayacak şekilde tüm bilgilerin aslında bir keşif değil, icat olduğunu düşünmenin sonucudur. Bu bakış açısı tüm sosyal yapısalcı aile terapilerine görülen terapistin bilmeme konumunu olan bağlılığını sağlamıştır. Anderson'a göre bir yetenek olarak bilmemek yıllar boyu süren eğitim ve deneyimle elde edilen bilgiyi terapi odasının dışına bırakıp öğrenmeye terapi alan aileyle başlamayı ifade etmektir. Bu da aileleri seansta anlattıklarıyla terapist, terapist kendileri hakkında eğiten kendi yaşamlarının uzmanları haline getirmiştir. Öyle ki sosyal yapısalcı terapistler terapistin yapacağı yorumlamaların bile bir uzmanlık ve otorite göstergesi olması bakımından işbirliğine zarar vereceğini düşünerek aile üyelerini kendi çıkarımlarını yapmaya teşvik etmiştir. Bu tutum terapistin ve onun deyiminin önemini azaltıyormuş gibi görünse de Berk gibi sosyal yapısalcılar aileler hakkında uzmanlaşmak yerine ailelerin referans çerçevelerini nasıl daha iyi keşfedebileceğini hedef alması gerektiğini vurgulamıştır. Sosyal ve aile terapilerinin başka bir ortak özelliği katı bir şekilde formüle edilmeyen teknik ve yöntemleri aile terapisi ilişkisini önüne koymayan ve spontanlığa değer veren bir tarza sahip oluştur. Örneğin Michael White bugün örgüsel terapi olarak anılan çalışmalarına başlarda bir isim vermemeyi tercih etmiş, en azından bir süre bunun için bir ekole dönüşmesinin önüne geçmeye çalışmıştır. Benzer şekilde Kimberg de Deşarza yaptığı çalışmaların bir reçeteye dönüşmesinden ve başka uzmanlar tarafından mekanik biçimde uygulanmasına çekindiğini belirtmiştir. Nitekim dışsallaştırma yönelik soru veya tepkileri her aileye aynı kalıplara sunmanın etkileşimi sığlaştıracağını düşünülmüştür. Tam tersine sosyal yapısalcı modeller ailelerin dilinden ancak onlardan farklı olarak çözüm odaklı konuşmaya özel bir önem vermektedir. Aileler terapiye doğal olarak sorunlarla mücadele ettiklerinde gelir. Anderson ve Goalsen'a göre bu mücadele sürecinde tek başlarına sorunları organize eden, belirleyen, çözüme ulaşmak istedikleri halde sorun odaklı diyaloglara ve hikayelere saptanmış vaziyettedirler. Sosyal epsalji modeller, geleneksel aile terapilerinden farklı olarak bu hikayelerin yani sorunlu etkileşimlerin doğasını incelemekle ilgilenmez. Onlar tam aksine sorun denilen şey sorun olmadığında ne gibi etkileşimlerin olduğunu ya da olabileceğini keşfetmeyi denemeye başlamıştır. Böylece aileler terapiye geldiklerinde işe yaramayan sorunlarla sarmalanmış hikayelerini bırakarak çözüm diyaloglarına girişmeye teşvik edilir. Bu ayrıca ailelerin bir şeyleri zaten doğru yapabiliyor veya yapabilecek olduklarını ilişkin güçlü bir iyimserliğin temsilidir. İstisnai sorular ya da mucizevi sorular gibi yöntemler bu tavrın teknik karşılıklarını örnek olabilir. White ve Epson gibi terapistler sorunun varlığına neden olan konuşma biçimini dışsallaştırma konuşmalarıyla bozarak işe başlamayı denerler. Örneğin takıntılıyım en ufak bir şeyde eşimi beni aldattığından şüphelenip her defasında kavga ediyorum diyen bir eşin hikayesi sorunun kendisi olduğu kendisinin şüphelendiği kendisinin kavga ettiği yönündedir. Bu hikaye kişinin kendini sorundan ayırdığı bir dil kullanımına geçmeye teşvik edildiği konuşmalarla bozulur. Bertolina özellikle tanı konmuş aile üyelerinde dışsallaştırmanın oyu ve diğerlerini kendilerini patolojik kurbanlı olarak görmemelerinde çok yararlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öyküsel terapinin üzerinde durduğu baskın söylemleri ya da kültürel etkenleri fark etmenin danışanları sorunun sahiplenmenin yarattığı baskıdan kurtarabileceğini vurgular sosyal yapısalcı fikirlerin başka bir katkısı ilk kez Milan ekolü tarafından kullanılan tek yönlü ayna uygulamasını Andersen tarafından getirilen yeniliktir. Hatırlanacak olursa tek yönlü ayna kullanımı bir terapist takımının aileyle doğrudan hiçbir etkileşime girmeden aile oturumlarını gözlemesi ve oturumu yöneten terapistlere canlı süpervizyon sunulmasını terapistin de bu denetim ekibinin görüşlerini aileyle paylaşmasını içerir. Bu uygulama sosyal yapısalca fikirlere göre nispeten otoriter ve eşitsizlik olarak görülmüş çift yönlü aynaya geçiş başlanmıştır. Bu yeni yöntemle aileler denetim ekibinin konuşmalar hakkında yaptığı konuşmayı izleme fırsatı bulmuş, konuşmanın içeriğinden ziyade konuşmanın kendisi ön plana çıkmaya başlamıştır. Son olarak sosyal yapısalcılık aile terapisine modellerin birbirine entegre edilerek uygulanması yolunu açmıştır. Nesnellik ve evrensellik karşıtı fikirlerin etkisiyle herkes için etkili tek bir müdahalenin olmadığı kabullenilmiş. Belirli aile sorunları için hangi modellerin birleştirilerek kullanılabileceği düşünülmüştür. Örneğin madde bağımlılığı olan ergen bir üyenin olduğu ailelerle çalışırken ebebeğin işbirliğini artırmak için yapısal yaklaşım olumlu etkileşimleri artırmak için çözüm odaklı yaklaşım ve duygusal yaraları iyileştirmek için deneyimsel model kullanmak entegratif bir modeldir. Entegre edilebilecek yaklaşımlar arasında multisistemik aile terapisi, duygu odaklı çift terapisi ve bilişsel davranış tip çift terapisi gibi modeller önerilmektedir. Tartışma ve sonuç Pozitivist yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı olmak üzere iç 3 epistemolojik çağ aile terapisi yaklaşımlarının patoloji, uzmanlık, terapetik tutum, süreç ve yöntemler gibi konulara yeni açıklamalar getirmesinde etkili olmuştur. Pozitivist Epistemolojiyi temel alan aile terapileri aileyi tıpkı makineler ya da biyolojik sistemler gibi dışarıdan nesnel bir şekilde gözlemlenen sistemli olarak ele almıştır. Bu yaklaşım titiz bilimsel araştırmalar yoluyla aile etkileşimlerinin, aile işlevselliğinin ya da aile işlevselsizliğinin nesnel olarak anlaşılmasının mümkün olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle ilk aile terapileri mutlu bir ailenin nasıl olması gerektiğine ilişkin açıklamalar getirmeye çalışmıştır. İşlevsel bir ailenin nasıl hiyerarşik düzene, sınırlara ve etkileşimlere sahip olacağı hakkında belirgin önermeler sunmuştur. Bu anlayış pozitivist aile terapilerinin terapötik tutumlarına da yansımış aile terapistleri aileyi uygun şekilde programlayabilecek bilir kişiler olarak görülmüştür. Ailelerin terapi deneyimi de kendileri için neyin daha iyi olacağının aktif ve yönlendirici bir terapist tarafından belirlenen yolu izlemek olmuştur. Yapılandırmacı epistemolojiyi temel alan aile terapileri birden fazla doğru ya da gerçeğin anda mümkün olabileceği varsayımlar hareketle işlevsel bir ailenin birden fazla şeklin olabileceğini iddia etmektedir. Bu görüşe göre ideal bir ailenin neye benzeyeceği yönünde getirilen açıklamalar uzmanların algılarıyla sınırlı, özel bakış açılarından ibarettir. Bu yaklaşımla birlikte başlangıçta direktif veren ve otoriter uzmanlar alan aile terapistleri işbirliği yapan ve eşitlikçi uzmanlara dönüşmüştür. Bunun ilk olarak aile terapistleri ailede bir değişim yaratmak için çaba harcamak yerine o aileye kendilerini değiştirme fırsatı sunan uygun bir ortam ve ilişki sağlamak için çaba harcamaya başlamıştır. Sosyal yapısalcı epistemoloji temel alan aile terapileri ise yapılandırmacı aile terapilerin getirdiği yeniliklere ek olarak gerçekliğin izole bireyler tarafından değil, ilişki içinde olan toplumlar tarafından dil yolla inşa edildiği yönüne bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu yönüyle sosyal yapısalcı aile terapileri ailelerin çözüme ulaşmalarının altında çözümü konuşmaya başlamalarının yattığını iddia etmiştir. Terapistin bilmeme duruşu ve ailenin terapisti kendi çözümleri hakkında eğitmesi sosyal yapısalcı aile terapilerinin karakteridir. Pozitifist yapılandırmacı ya da sosyal yapısalcı epistemolojiyi temel alan aile terapilerinin üçü de aile terapisi alanının teori ve pratik açısına zenginleştirilmiştir. Pozitivist aile terapisi, aile üyeleri arasında patolojik üye ile diğerler arasında nesnel kabul gören ölçütlere göre ayrım yapabilme olanağı sağlamıştır. Bunu ek olarak klinik veya araştırma, araştırma bulgularına koşulsuz bir güven duyarak ailelerin işlevselliklerine ve özelliklerine göre sınıflanabilmesi risk grubunda olan ailelerin de ayrışmalarını sağlamıştır. Bu da etiketlenen kişi ya da aileler için önleyici müdahaleler ve pozitif ayrımcılık uygulama olanağı verir. Pozitivist aile terapistlerinin başka bir avantajı aile terapilerinin belirli sorunların çözümünde kullanılabilecek en uygun müdahaleleri aramaya teşvik etmesidir. Bu sayede belirli grupların belirli sorunların çözümünde hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin etkili sonuçları ortaya koyacağı yönünde araştırmalar yapılabilmiştir. Örneğin Karın da belirttiği gibi bugün pek çok psikoyetim programı pozitivist bir temelde dayanarak geliştirilmiştir. Diğer bir yandan pozitivist aile terapilerinin postmodern aile terapilerine esin kaynağı olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin akıl sağlığı enstitüsüne kısa terapi modeli pozitivist epistemolojiyi temel almasına karşın sosyal yapısalcı aile terapilerinden biri olan çözüm odaklı yaklaşıma da ilham olmuştur. Yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı aile terapilerinin katkıları ve bu gibi epistemolojileri temel alan aile terapilerinin avantajlı yönlerini bir arada ele almak mümkündür. Pozitivizm, ailelerin ara ara sıra yağlanması gereken makineler, terapistlerin de bu makinelerin işe yarar şekilde çalışmasını sağlayan tamirciler olarak görülmesine neden olmuştur. Makine parçalarının birbirine döngüsel bir iletişim içinde olmalarından hareketle aile sorunları kişiler arası görülmüştür. Bu ilk başta sorunların içsel süreçlerden kaynaklandığını inanmaktan daha iyimser bir bakış açısıymış gibi görünebilir. Ancak bazı etik ikilemler doğurmaktadır. Örneğin aile içi şiddet, istismar ya da tecavüz gibi deneyimlerin de temelde kişiler arası görüşülmesi kurbanların rolüne atıfta bulunmaktadır. Benzer şekilde septomatik olmayan aile üyelerinin septom yaratan üyeler olarak görülmesi düşündürücüdür. Bu noktada yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı aile terapileri patolojiyi tümler reddetmeleriyle hem bireyde hem de o bireyin etkileşimli olduklarında oluşabilecek suçluk duygusunu önüne geçmiştir. Seans odasına tam bir eşitlikçi anlayış getirerek terapist ve ailenin düzelten ve düzeltilen iki sistem olması yerine terapist ve ailenin birlikte düzelen ortak bir sistem olmasını önermiştir. Yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı epistemolojilerin önemli etkilerinden biri pozitivist aile terapilerinin normatif varsayımlarını yok sayarak biricikliğe değer vermesidir. Örneğin aile yaşam döngüsü yaşanabilecek onlarca aile yaşantısından birini temel alan bir varsayımdır. Boşanmış ebeveynler, üvey aileleri, eşcinsel aileleri veya bekar anneleriyle yaşam döngüsünün beklenmeyen olguları olarak görür. Örneğin bizim kültürümüzde de boşanmanın çocuklar için mutlak bir olumsuzluk olduğu düşünülür çocuğun gelişimi için en sağlıklı olanın karşıt cins ebeveynlerin bir arada bulundukları aile yaşantısı olduğu nesnel bir kabul olarak görülür. Okullarda boşanmış ailelerin çocukları risk grubunda sınıflanır. Eşcinsel ya da tek ebeveynli aileleri basitçe diğer aileler olarak dışlayan görünüşe karşı postmodern aile terapileri azınlıkların ve çeşitlerin temsilciliği olmuştur. Nihayet pozitivist, yapılandırmacı veya sosyal yapısalcı aile terapilerinin herhangi birinin diğerinden daha üstün olduğu söylenemez. Bunun yerine sahip oldukları kendilerine özgü avantajlar ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduklarını belirtmek doğru olacaktır. Örneğin pozitivizmi temel alan aile terapilerinin başkalarının kendisi adına karar vermesine alışmış ve yönlendirmeyi bekleyen bireylerin ihtiyaçlarına sosyal yapısalcı aile terapistlerinden daha kolay cevap verebilir. Diğer yandan çocuk sahibi olamadıkları için bunalım yaşayan bir çift baskı söylemlerin onların kendilerini değerlendirmelerinden nasıl etkili olduğunu gösterebilecek sosyal yapısalcı bir terapotik sürecin içinde çok daha fazla fayda bulabilir. Sonuç olarak her biri gerçekliğe ilişkin kendi yorumunu getiren pozitivizm, yapılandırmacılık ve sosyal yapısalcılık aile terapistlerinin tek birini benimsemeleri gereken görüşleri değil, ihtiyaç durumunda kullandığımız birbirinden farklı alet çantaları gibidir. Elbette ki uygulayıcılar için bu alet çantalarının hepsine sahip olmak başka bir değişik tüm modern ve postmodern aile terapilerine uzmanlık düzeyinde hakim olmak zorlayıcıdır. Bunun yerine terapide teknikleri ve reçeteleri değil, kendilerini nasıl kullanmak istediklerine bağlı olarak çeşitli uygulamalarda uzmanlaşmayı tercih edebilirler. Bir terapistin en güçlü tekniği kendisi olabilir. Yurtdışı kaynaklı alan yazına bakıldığında aile terapistinin epistemolojik dönüşümlerine ve bu dönüşümlerin etkilerini ele alan makalelere rastlansa da yurtdışı kaynaklı tek bir yayıma rastlanmıştır. O çalışmada Yıldız, Uçar, Başdemir, Dursun, Bilgin aile terapilerindeki dönüşümün nedenlerini ele almışlardır. Diğer yandan pozitivist yapılandırmacı ve sosyal yapısalcı aile terapilerinin insan doğasına nasıl baktıklarını, terapitik varsayımlarını, sorunları ele, ele alış biçimlerini ve bunları karşılaştırmalarını ortaya koyan bir derlemeye rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın aile terapisindeki paradigma dönüşümüne ilişkin geniş bir pencere sunacağı, bu yönüyle de alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Türk kültürü, bu paradigma dönüşümüne çözüm odaklı kısa süreli terapi uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ortak olmaktadır. Buna karşın psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi modern psikolojik danışma yaklaşımlarının öğretilmesine ön plana koymaktadır. Aile terapisinde veya bireysel psikolojik danışmanlıkta postmodern teori ve pratik en azından seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmalı. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarda daha özgür bırakılmalı ve kendi terapi tarzlarının oluşturmaları için teşvik edici olunmalıdır. Postmodern yaklaşımlarda yürütülecek bilimsel çalışmaların literatürdeki yerini genişletmek adına araştırmacıları bu alanda çalışmaya teşvik edecek kongre, konferans ve sempozyumların çoğaltılması gereklidir. Postmodernizme göre bilginin bir inşa olduğu düşünüldüğünde nesnel bir gerçeklik elde edilmeyecek olsa da yararlı olabilecek sonuçların sayısı ne kadar artarsa o bilgilerin yararlılığı da o kadar artacaktır.